çok şart değil. Evet. Aynen öyle. Bakalım. Bard geldi gene. Rise geldi. Yasaklamaları değiştirmiyor. Liquid'e Bard vermek istemiyorlar. Bence çok iyi bir fikir o. Kira'ya Rise vermek de istemiyorlar. O da iyi bir fikir. Nidalee ve Alistar geldi. Revolta'ya da Nidalee vermek istemiyorlar elbette ki. Şimdi Anivia gelecek mi? Yoksa başka bir şey deneyecekler mi? Graves geldi. Bu iyi bir fikir. Bu Kindred'i yasaklamaya zorlayacaklar Hard Random'ı. Kindred'i yasaklamaya zorladıkları zaman... Nidalee tercihi gelebilir direkt. Nidalee yasaklandı. Aa, Nidalee yasaklandı. Evet. Haklısın. O yüzden Kindred'i yasaklanmak zorunda şimdi. Hard Random eğer yasaklamasa ilk seçim direkt Kindred'i kitleyecek Reigns. Kindred'i yasaklanırsa da bu sefer üst koridora evet. Ekko'yu alabilirler. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye dodge'ladı. Sivir yok, geldi. Sivir yasaklaması geldi. O zaman Kindred direkt gelecek. Hiç düşünmeden Kindred gelecek. Sivir bu, bence Hard Random da aslında yani Kindred gibi rakibe önemli bir ormancıyı vermek tabii ki dezavantaj. Hele Graves kapalıyken. Ama Mikau ve Sivir vermemeyi daha öncelikte tuttular. Bence doğru yaptılar. Mikau'nun rahat etmemesi evet. Ormanda büyük rakibe bir avantaj vermekten daha önemli. Bakalım Hard Random bu taktiğin karşılığını alabilecek mi? Şimdi rakibi Kindred bıraktılar. İkinci yani ilk ve ikinci daha doğrusu aynı anda iki tane şampiyon tercih edecekler. Maokai'nin açık olduğundan bahsetmemiz Ekko gerekiyor. Ekko da açık. Ve birinden birini INTZ rahatlıkla seçebilir üst koridor için. Bence Ekko'nun son derece mantıklı olabilir. Evet, Miracle'ın da çok sevdiği bir şampiyon. Ekko'nun bence de çok mantıklı ve geliyor zaten galiba. Bu da Maokai geleceği anlamına gelir. İlk de Maokai'yi seçecek. Şimdi üst koridorda herhangi bir dezavantaj yaşamadılar. Çünkü Ekko'ya birlikte en güçlü şampiyonlardan birine sahipler. Lucian'ı kaptırdılar ama Lucian'ı kaptırmak nişancı bossunda o kadar da büyük problem değil. Gerçi Mikau'nun rahat etmemesi bu kadar tilt olmuşken önemli gibi geliyor INTZ adına ama şimdi yani bence orta koridoru saklamak daha mantıklı olacak. Gragas tercihi üst koridora çok yani şeyde Maokai kadar iyi hatta belki daha iyidir. Likrit tabi Bard'a saklandığı zaman Tahm Kench'i almak isteyecektir ki aldı. Üst koridorda Gragas geldi. Likrit almadı Likrit aldı. Bu biraz kesin yani değil bu biraz ama. Daha doğrusu hayır Tahm Kench direkt Likrit'in elinden almak için özür dilerim. Tercih etti. Doğru çok özür dilerim çok haklısın. Bu yani biraz değişik bir hamle hani rakip bir şampiyonu, böyle metada pek olmayan, yani metanın kenarından geçen bir şampiyonu iyi oynuyorsa genelde yasaklamak daha mantıklı bir tercih oluyor. Bence çünkü siz seçtiğiniz zaman kendinizi biraz böyle alışık olmadığınız bir alana sokabiliyorsunuz. Aynen öyle. Çok haklısın. Çok haklısın. Ya Bard ve Tahm Kench'le çok iyi oynadığını biliyoruz ama standart bir şeyle oynayabilir. Siz Tahm Kench'le neler yapacaksınız? Önemli olan o. Ormana Elise gelecek PvP istiyorsan. Trundle da aldılar. Bu da yani karşıda Tahm Kench ve Gragas varken Trundle seçimi de çok iyi bir seçim Hard Random adına. Biraz evvel Smurf'ün de çok iyi iş yaptığını görmüştük. Gene Trundle'ı aldılar. Elise şu anda yani ormanda geride kalacakları belliydi. Elise seçti. Elise erken aşamada elinden gelen yapacak. Geç aşamada hemen hemen hiçbir şey yapamıyor ama evet. En azından erken aşamayı idare edebilecek PvP istiyoruz. Ve zaten bu yasaklamalarla ormanda üstün olacakları belliydi. Fakat diğer taraflarda ne yapacakları önemli şimdi. Ve tabii Jockster'ın nasıl bir Tahm Kench oyuncusu olduğu da Tockers'ın Twisted Fate'i ünlü, Twisted Fate'i kitleyebilir. Ama Azir tabii şu anda Meta'nın orta koridordaki bir numaralı şampiyonu. Yalnız şu anda INTZ ciddi anlamda tehlikeli bir kompozisyon kurdu. Yani tanklık olsun, hasar olsun, kuşatma, defans vesaire koridor temizleme oldukça önemli silahlara sahip. Diğer tarafta artı Kindred ultisi gibi son anda başvurabilecekleri bir durum var. Tahm Kench de öyle. Evet. Hani ölümden döndürecek önemli yetenekler var. Yer değiştirme yetenekleri olacak ama Azir'i biraz daha yani sevmiştim diyebilirim aslında. Çünkü direkt olarak körlemesine seçebileceğiniz bir tercih. Zed dışında çok böyle Anivia direkt hiç düşünmedi. Direkt olarak Leblanc'a karşı Anivia tercihinde bulunduğunu gördük Kira'nın. Zaten imza şampiyonu. Evet. Ve yani Anivia hani cidden hakimsiniz. Sanılanın aksine Leblanc'tan aslında çok daha kuvvetli bir orta koridor şampiyonu diyebiliriz. Çünkü otomatik saldırılarıyla çok daha uzak menzilden dürtebiliyor ve direkt olarak Leblanc üzerinize geldiği zaman Q'nun hızla sersemletebiliyorsunuz. Ve orta koridor metasında kontrol büyücüleri daha önemli. Anivia'dan daha büyük bir kontrol çok nadir bulursunuz. Evet. O duvarı doğru kullanabiliyorsanız, ultiyi doğru kullanabiliyorsanız ve Kira çok hakim olduğu için Anivia'ya müthiş işler yaptığını da biliyoruz zaten. Bu iki takım ilk karşı karşıya geldiğinde zaten gene Anivia ile oynamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Kira. İlk iki maçta şeyle oynadı. Anivia ile oynadı ve çok da iyi işler yaptı. Hemen kontrol edeyim. Yani evet, oldukça ilk maçta Kira Anivia oynamış ve çok da başarılı olmuştu. Bakalım bugün bu sefer ne yapacak? Ya yani Leblanc yerine Azir olsaydı işler çok daha iyi olacaktı bence. Yani o son anda Leblanc'a dönmek belki oyuncunun, yani Tockers'ın kendini rahat hissetmesiyle de alakalıdır. Ama kötü bir kompozisyon değil. Azir'le biraz daha iyi olabilirdi. Evet. Jockers'ın Tahm Kench'te ne yapacağı çok önemli yalnız. Yani onu Likriti'nin elinden alacağız diye çok verimli kullanılamayacak bir şekilde aldılarsa o başlarına büyük bela açabilir. Bakalım yani rakipte Tahm Kench, bizde Tahm Kench durumu görecek miyiz acaba? Genelde şako da oluyor ama. Evet, genelde şako da oluyor dediğin gibi. Dereceli maçlarda bakalım günün ikinci maçına yavaş yavaş, gecenin daha doğrusu ikinci maçına yavaş yavaş geçiyoruz. Kompozisyonlar belirlendi orta koridorda. Son derece güzel mücadele izleyeceğiz. Direkt olarak yani skill matchup dedikleri tamamen yeteneğe bağlı bir karşılaşma görme fırsatı bulacağız. Tockers'ın çok aktif oynaması lazım. Yani Anivia çünkü başa baş giden, deminki maç gibi giderse bu sefer daha mutlu olacak taraf Hard Random. Geçen sefer hatırlıyorsun ilk 25 dakikanın çok pasif geçmesi şeyin lehine demiştik. İnsin lehine. Gerçi sonuçta Hard Random kazandı ama kompozisyon itibariyle daha lehine. Bu sefer ilk 25 dakikanın sakin geçecek olması daha çok Hard Random'ın işine gelecektir. Koridor değişikliği olacak mı? Yani şu anda bakıyorum koridor değişikliğini isteyecek taraf aslında Mikau ve Jockster ikilisi diyebiliriz. Biraz da onlar için mantıklı olur. Aslında yani çok da fark yaratmayacaktır bu iki koridorların karşı karşıya gelmesi. Çünkü destekler biri Tahm Kench, biri Trundle. İkisi de erken aşamada hiç baskı kurabilen destekler değil. Yani evet. Yani bir Braum olsaydı çok daha... İşin ilginci bu eşleşmede henüz Braum görmedik ki Braum hala çok ama çok kuvvetli. Ben ama bir kere daha şey üzerinde durmak istiyorum. İntis'in psikolojisi ne olacak? O çok önemli. Özellikle Mikau'nun. Kalista aldı. Biraz daha sevdiği, rahat ettiği bir şampiyon. Bakalım sonuçları ne olacak? Ama Kira'nın Anivia'sı bir kere daha bize etkileyici bir performans sunabilecek mi? Yalnız çok riskli bir iş yapıyorlar. Orada kayacılılara gittiler. Fakat takip etmedi ilginç bir şekilde Likrit. Takip etseydi çok başına bela açabilirdi. Kalista Tahm Kench ikilisinin. Galiba küçük kayacılı aldılar. Büyüğü bıraktılar. Anladığım kadarıyla. Evet, direkt olarak ittirip ikinci seviyeye ulaşmak istiyor INTZ ekibi. Ve bu tarafta da birebir takasların devam ettiğini görebiliyoruz ama asıl benim merak ettiğim nokta orta koridorun nasıl şekilleneceği. Orada ikinci seviyeye erken ulaşan taraf Tockers olmuş ama şimdi Kira da ulaşmayı başardı ve güzel bir takasa girdiğini gördük. Bu arada ikinci seviye avantajını çok etkili kullandı. Mikau ve Jockster ikilisi ve bayağı bir yaktılar rakiplerinin canını. Burada Liquid de ikinci seviye oldu ve Jockster'ın işini başına etti. Dikkatli olması gerekiyor. Şifa kullanıldı. Ve neredeyse kendi desteğini kaybediyordu INTZ ekibi. Kazandıkları takası kaybettiler bu arada. İşte Jockster Tahm Kench'e çok hakim olmadığını burada gösterdi. Yalnız Tehos orada Jockster'ı yakaladı ve direkt olarak ilk kan almayı başardı. Kırmızı güçlendirmenin yardımıyla beraber. Hemen takım arkadaşlarının yanına gitti. Çok güzel bir sıçra kullandı. Steos orada ölecek ama en azından Revolta'nın da düşmesine yardımcı olacak. Kırmızı güçlendirme parlamaya devam ediyor ve burada düştüğünü göreceğiz. Mikau'nun Tockers en azından buraya biraz daha rakibinden erken gelip skoru ve çift güçlendirmeyi almayı başardı. O çift güçlendirme belki de bu takastaki en büyük kazançlar oldu. 3'e 2 bir değişim. Ama bütün hata direkt Jockster'dan kaynaklanıyor. Pek Tahm Kench'e hakim olmadığını gördük. Kazandıkları takası kaybettirdi takımına. Ve 2 skor birden Miracle'a gitmiş durumda. Smurf yalnız buradaki takası kazandı. Gerçi şöyle bir şey var. Bütün yüklerini harcamış musibet iksirinin şu ana kadar Smurf. Şu anda yalnız çift güçlendirmeye biraz fazla güveniyor bu arada. Aynen öyle, yani çift güçlendirme var diye biraz fazla önde durduğunu ve yetenek atışı yediğini görebiliyoruz Tockers'ın. Ama tabii kırmızı güçlendirme aynı zamanda can yenilenmesi verdiği için bir nebze koridorda daha rahat durabiliyor. Leblanc kırmızı sayesinde. ...23'e 24 orta koridordaki minyon sayısı. Tabii Kira biraz daha artırmaya devam edecek. Öne geçecek minyonda. Alt koridora baktığımızda da Miracle'ın 2 skorla oldukça rahat olduğunu görüyoruz. Çok rahat. 2 uzun kılıçla gelmiş. Karşısında sadece tırpanı olan bir Kalista var. Kalista şimdi sadece minyon biçmeye odaklanacak. Çünkü hasar anlamında çok daha güçlü Lucian. Ama biraz daha uzun vadeli bir yatırım yapmış durumda Kalista. Orada totemin patladığını gördü. Revolta rakip totemin patladığını gördü. Ve üst koridor baskından sonuç alamayacağını anladı. Yalnız burada karşı karşıya gelecekler. Mikau ve Jockster ikilisi rakiplerini dürtmeye devam ediyor. Minyon'da da bir hayli öndeler şu an. Yani Kira'nın şu anda aslında yapması gereken şey direkt olarak geri dönüp ışınlanla beraber koridora gelmek ki yani Tockers koridordan gitmek durumunda kalsın. Koridordan gidiyor zaten galiba. Gitse iyi olur çünkü bir tane buz kütlesine yakalandığı anda skoru verir. Evet. Bu arada ışından demişken ondan da bahsedeyim. 2 ışından avantajına sahip taraf Hard Random bu maçta. Yani Leblanc'ın ilk skoru alması önemli ama Leblanc eğer bunu bir şeye dönüştüremezse kartopu etkisine iş bayağı canı sıkılacak. Bir cehennem asasıyla başlayacak. Leblanc. PvP istiyoruz. Kule altı, en iyi kule altı yapan 2 şampiyon yan yana. Evet, direkt olarak Yang'in üzerine doğru ilerliyorlar. Sersemletmeyi başardılar. Smurf ultisini kullandı. Hasar da vurunca zaten o ulti. Yang'in kaçması hiçbir şekilde mümkün olmadı. Bu arada ikisinin de canı %70'lerde. Evet. Yani erken aşamada en iyi kule altı yapan 2 şampiyon. Biri Ekko, biri Elise. Çok rahat bir şekilde kule altında skor almayı başardılar. Hop, Tockers Kira bu arada Jockster'ı yakalamayı başardı. Bir duvar gelecek mi? Rakibinin üzerine buzdan sütun geldi. Ama tabii ki duvara seviye vermemiş Kira. 6 olmasına rağmen henüz vermemiş. Ne evet. İlginç. Hiç tabii o şu anda savaş falan yapmayı düşünmüyor. Onun derdi sadece minyon almak olduğu için duvara vermemeyi tercih etmiş. Yine mi dönecek acaba? Bu arada duvara verseydi skor alırdı. Sıçrasını kullan, yani en azından sıçrayı alırdı Jockster'dan. Evet, Kira'nın geri döndüğünü gördük. O da doldurulabilir iksirle devam ediyor. Tabii Anivia'nın mana açlığı bitmek tükenmek bilmeyen bir açlık. Rakibi koridora gelene kadar olabildiğince koridoru ittirmeye çalıştı Tockers. Ama tabii yani Anivia özellikle 6'dan sonra çok rahat bir şekilde kule altında da olsa minyon biçebilecek bir şampiyon. Çok müthiş keyifli bir ultisi var. Mana derdi hariç. Ya, koruyucu katalizör falan yetmiyor. Ama işte ultiyi açıyor. Hop, milyonları alıyor, kapatıyor ultiyi. Ne güzel ya. Bu arada mavi var diye geldiler, zinciri de attı ama bir baklar mavinin sadece yazık küçüğü kalmış. Diyebiliriz. Aynen öyle. Bayağı bir şey eli boş kalıp böyle moralman çökmüş durumda şu anda Leblanc. Burada yani aslında rakibini yemlemeyi düşünebilirdi Tockers. O yetenek atışını yerse çünkü Kira öne çıkabilirdi bir ihtimal. Şimdi bakalım direkt olarak zincir Kira'nın tutarsa, üzerine doğru ilerliyor. Tuttu. Zincir tuttu. Revolta içeri girecek ama dikkatli olması lazım ve orada yumurtayı tetikleyecekler. Ama kule altında tetiklediler bunu. Pasif aldı. Revolta yakalandı. Steos'a. Şimdi pasifi yok artık Anivia'nın. Sıçrası da yok tabii ki. Ama yumurta da bayağı iyi çünkü full canda geri dönüyorsun. Üst koridora baktığımızda milyonda ve eşitlik söz konusu. 4-2 skor üstünlüğü var ama altın fark sadece 500. Evet. Yani pek bir avantaj yakalayabilmiş değil şu ana kadar Hard Random. Kanı vermesine rağmen Gragas da burada fena bir iş çıkarmıyor Ekko'ya karşı. Hiç gerek yok. Aynen. O otomatik saldırı yapmayacaksın yani, gerek yok. Ve yani mavi güçlendirmeye ihtiyacı olan, yani her orta koridorun ihtiyacı var da Anivia'nın 3 katı ihtiyacı var diyebilirim. Jace, Varus ve Anivia mavi güçlendirmesiz yapamayan orta koridor oyuncu şampiyonları. Bunlardan biri işte Anivia. Çok büyük sorun olacak Anivia için. Gerçi o da geri dönüyor. Tekrar en azından manasını doldurabilmek adına. Asırlık sopayı yapamadı işte. Muhtemelen asırlık sopayı yapmak istiyordu dönmeden önce. Yani o kadar altın biriktirmek istiyordu. Revolta'da zıpkınını yaptı ve şu anda yüklerini yüklemeye başlıyor. Bu şey çok değerli onun için. Yampidenglik 2 yük birden getiriyor çünkü. Yalnız Revolta'ya Kindred almak bence iyi bir fikir değil. Ve hatta Hard Random bunu özellikle yemlemiş olabilir. Çünkü Kindred'i aldığınız zaman kanlı zıpkına gitmek için büyük oranda şey kovalıyorsunuz, farm kovalıyorsunuz. Evet. Bu da koridor etkinizi azaltıyor. Revolta'nın en büyük yarattığı başarı, yani Revolta'nın fark yarattığı alan koridorlara da yaptığı etki aslında. Steos'un da tek başına burada vadinin alametini aldığını görebiliyoruz. Elise'in en büyük avantajlarından biri tek başına vadinin alametini yapan belki de yegane ormancı. Şeylere, küçük örümceklere tanklattığı için. Faz geldi ama çok fazla etkisi olmayacak. Steos'u şöyle bir dürttüğünü gördük. Tockers onu şey yaptı. Görüyorum abi seni, merak etme, görüyorum dedi. Bu arada Revolta 5 yükte buradan çalacak. Direkt 10 yük. 10 yüke ulaştı 12. dakikada. Bu oyunu, geçen oyunu şey gibi yapmaya çalışmışlardı. Mikau taşısın kompozisyonu yapmaya çalışmışlardı. Mikau'ya ayırmışlardı bu kaynakları. Bu sefer de biraz Revolta'ya ayırıyor gibiler. Yang'in üzerine gittiğini görüyoruz bu arada. Smurf ve Steos'un Yang çok güzel bir ulti kullanmıştı Steos'u uzaklaştırmak için ama burada yine kule altı girişimine engel olamadı. Kovaladılar da kovaladılar. Ya bu iki şampiyon bir de kule altını bana mısın demiyor. Çünkü örümcek inişiyle kulenin agrosundan kurtulabiliyorsunuz. Ekko ultisiyle kurtulabiliyorsunuz. Çok doğal olarak odağını, ilgi odağını tamamen üst koridora yönlendirmiş durumda PvP Steos. İkileri skoru veriyor Yang ama çok bir şey kaybetmiyor Yang. Yani kuleyi kaybetti şimdi, o belki biraz avantaj olabilir ama burada alınan skorlar çok fazla bir şey değiştirmiyor şey adına, Hard Random adına. Alt koridorda yani skor üstünlüğü Miracle'da olmasına rağmen bakalım ilk eşyayı tamamlamaya Mikau oldukça yakın. Mahvolmuş kralın kılıcını sanıyorum ki tamamladı. Orta koridorda Kira'nın hala, yani daha doğrusu şu an bitirdiğini göreceğiz. 13 dakika aslında geç diyebiliriz asırlık sopa için. Vakit kaybetmeden ışınlarını da buraya kullandı. Hazır manamızı da doldurmuşken. Evet. Gitmesine izin verebilirdi aslında. Bu sefer mavi güçlendirme var. Jockster şu ana kadar Tahm Kench performansıyla Likrit'in performansını biraz arattı. Evet. Ama bakalım bundan sonra ne yapacak? Yani Likrit'in de Tahm Kench'in aslında oyunun ilerleyen safhalarında parladığını görmüştük. Ki Jockster atikli çizmelerini tamamlamış. Bakalım yani oldukça hızlı hareket ediyor şimdi. Orta koridora bir baskın gelecek. Ultiyle geliyorlar. Ama pek başarılı olamadılar. Steos'un üzerine doğru ilerliyorlar. Şimdi bakalım Mikau kendi ultisini hala kullanmadı. En azından Jockster'ı Steos'un üzerine fırlatabileceğini düşünmüştüm ama öyle bir hamle gelmedi. Miracle bu arada alt koridorda çok rahat bırakıldığı için hiçbir işe yaramadı. Almaya çalışacak. Bu orta koridor ziyareti hiçbir şey yaramadığı gibi rakibe önemli bir avantaj verdi. Kaybedilen zaman, kaybedilen kanyaktır. Bunu unutmamak gerekiyor. Jockster şimdi alt koridora yaklaştı biraz. Ters pozisyonda. Orta koridorda da Tockers'ın yine takasa girdiğini görebiliyoruz. Yavaş yavaş Kira'yı o koridordan dışarı itmeye çalışıyor. Bakalım. Bu sefer başarılı olacak mı? Evet. Kira artık üçüncü mavi güçlendirmeyi teslim almayı başardı. Ve yine geçen oyun aslında geçen oyuna benzer bir oyun izliyoruz diyebiliriz. Sadece ilk dakikalar biraz daha aksiyonlu geçti ama orta safhalarda yine yavaşladığını gördük oyunun. Zinciri bu arada tutturmaya başaracak rakibine. Ama bu arada yine pasifi geldi Anivia'nın. Yani gene sadece yumurtaya dönüşecekti. Sıçrasını en azından teslim almayı başardı. Pisteos geliyor bu arada. Jockster'ın üzerine doğru ilerliyorlar. İkisinin de sıçrası mevcut. Mikau'yu aslında yakalamayı başardı ama tabii ki takip edemeyecekler. Rakibin koridor temizleme yetisi kısıtlıyken orta koridora bir kuşatma gelebilir bu dakikalarda. Hard Random tarafından tabii ki. Revolta yakalamayı başardı ama devam edemeyecek. Yanında iki tane takım arkadaşı olduğu için. Şu anda olabildiğince... Evet. 22 ulaştı. Zıkkında. Rakip ormanda gezmeye devam ediyor şu anda Revolta. Bakalım alt koridora bir baskın deneyebilir, kule altı girişimi deneyebilir. Miracle'ın canı çünkü oldukça az ve bir ışınlan geldi. Karşılıklı ışınlanlar geliyor. Yang burada ışınlanı kullandı. Smurf de onu takibe geldi. Şimdi orta koridor oyuncuları da buraya yöneliyor ama Jockster, diğer tarafta... Biraz ışınlanlar geldi. Jockster'ın canı %10'a inmiş. Steos da bu arada vadinin alametini aldı. Kuleyi bedavadan alacak yalnız. Bu rotasyon pek işe yaramamış gibi gözükse de kuleyi almalarını sağladı. Revolta 21 ülkeye ulaştı. Şimdi... Sanıyorum ki Ejder'i takip edecek ki 26 ülke ulaşabilsin. Orada duvar kitleyemedi Tockers'ı. Yalnız piksel farkıyla kurtuldu Tockers biraz. Liquid'i başı belada. Bakalım bir sonuç alabilecek mi burada INTZ ekibi? Yalnız çok güzel bir paralel yakınsama geliyor ama ultisiyle oradan geri çıkmayı düşündü. Smurf ve telaştan olsa gerek Revolta'da ultisini kullanmak durumunda kaldı. Her ne kadar takım arkadaşlarının canı fazla olsa da. Bu ejderhaya niye devam etmediler acaba? Bu savaşı isteyebilirdi. Hop! Evet. Biraz kötü bir çarp geldi ama yine de almayı başardı Hard Random. Böylelikle Revolta'nın 5 yükü boşa gitmiş oldu. Ama artık iyice ilerletti. 22 yüke geldi. Bu kuleyi yalnız koruyamayacak Jockster. Orada durmasa iyi olur. Skoru da verir çünkü orada beklerse. Ve güzel bir ulti geldi. Orada rakibi ayırmayı başardı birbirinden. Orta koridor kulesi hala düşmedi. Kira'dan tehlikeli bir noktaya ışından geldiğini görüyoruz ama Tockers'ın canını oldukça azaltmayı başardı. Burada bu kuleyi bir süre daha korumayı başaracak. Aşağıda INTZ ekibi. Bu arada INTZ başka yerlerde oynarken Miracle rahat rahat alt koridoru kuleyi ittiriyor. Minyon alıyor. Keyfi yerinde. Altında da 2000 altın öne geçmiş durumda Hard Random. Hiçbir şey yapmadan neredeyse. Revolta yalnız 3 kişinin arasında Kira'nın yakalandığını gördük. Burada yumurta tetiklenecek. Takım arkadaşları Kira'yı korumayı başaramayacak. Aynı zamanda Steos'un da düştüğünü göreceğiz. Ve INTZ maçın kontrolünü yavaş yavaş ele almaya başladı. Bakalım orta koridor kulesini de alacaklardır muhtemelen. 2 tane nişancıyla. Miracle nihayet ya ben de oynuyordum. Ben arka alt koridordan biraz da çıkayım dedi. En azından kuleyi korumaya başardı. Bayağı canı azalmış olmasına. Senin de söylediğin gibi korudu kuleyi. 25 yüke gelmiş bir zıpkınla da Revolta artık daha da aktif olacaktır. Birazdan sihir çenini tamamlayacak. Oo, Smurf bu arada kuleye aldığı gibi ultiyle kaçtı. Evet. Madem ultim var niye kullanmıyorum? Anivia'yı kontrol ediyorum, o da... Evet, Athene'nin lanetli kadehine doğru yavaş yavaş ilerliyor. Ya hasar konusunda birazcık aslında sıkıntı çekecek ama sürekli olarak mana yenileyeceği için takım savaşlarında büyülerini rahatlıkla kullanmaya devam edebilecek. Şimdi altın farkı 2000 hala. Hard Random'da yine. Ooo, Smurf. Çok tank. Üzerinde direnci de var bayağı ama... Smurf'un ultisi geldi bu arada. Süresi doldu. Çok güzel bir ulti geldi orada. Mükemmel bir mekanik kullandı Smurf. Revolta ile Jockster buraya gelmesine rağmen bir fark yaratamayacaklar. Smurf orada paralel yakınsamayı kullandı. Ultisi paralel yakınsamanın içine geldiği noktada ulti aktifleştirip direkt olarak rakibini sersemletti. Sersemletti ve... Ya bu çok nadir gördüğümüz bir Ekko mekaniği aslında. Aslında çok da sürpriz bir mekanik değil. Orada biraz da Tockuz'un büyük hatası var. Orta koridorda kuşatma devam ediyor. Alt koridor kulesini de aldılar. Tockuz'un yaptığı hatadan sonra... Altın farkı 3000'e kadar çıktı. Harita kontrolü de tamamen tekrar Hard Random'a geçmiş durumda. Ve kuleyi de burada Hard Random almayı başaracak. Likriti'nin yalnız başı dertte ama uzaklaşmayı başaracak. Revolta birazcık ters bir pozisyonda kaldı. Ama arkadan Yang kapatıyor. Bakalım skor gelecek mi? Likriti almayı başardılar ama burada... Yang de düşmek durumunda kaldı. Şimdi Smurf takım savaşına katılıyor. Jockster Revolta'yı hemen çekip çıkardı oradan. Tockers da yalnız harika bir zincir kullandı Işından'a. Işından'dan çıktığı anda zinciri yemişti Smurf. Yine de istediğini alan taraf Hard Random oldu. Üst koridordan gelen müthiş minyon dalgasıyla birlikte Hard Random bir anda maçın kontrolünü ele geçirdi. Yaklaşık yani 1,5-2 dakika içinde bir anda artık tersine döndüğünü gördük maçın. Yani Hard Random bunu ilk maçta da yapmıştı. Avantajı aldıkları yerde inanılmaz baskıyı artırabiliyorlar. Bir yerden bir skor, anında rotasyon, diğer koridor derken yumrukları arka arkasına indiriyor Hard Random tarafı. Ve Baron'un da çıktığını görebiliyoruz. Tockers alt koridorda 189 milyonda, yani şu anda oyuna böyle büyük bir etki bırakabilmiş değil ne yazık ki. Çünkü baktığımız zaman hani Anivia olsun, Elise olsun, Ekko zaten oldukça tank durumdalar ve bir Leblanc'ın araya girip yani birini direkt olarak çekip çıkarması çok mümkün olmuyor. Bundan sonra dürtme ile ilgilenmesi lazım daha çok. Evet. Yani vurkaçla dürtmesi lazım. Yani onu da iyi yapmak, çok dikkatli yapmak zorunda. Bir de yani büyü dirençleri artık arttığı için çok da fırsatı olmayacak. Yani dürtebilse bile pek bir fark yaratabildiğini göremeyeceğiz. Şimdi orta koridordaki Smurf'ü şöyle bir yokladılar. Ve Mikau'yu ters taraftan çok güzel yakalamayı başardı. Orada nereyi izliyoruz yalnız? Kameranın aşağı dönmesi gerekiyor. Takım savaşına tekrardan döndük. Smurf vurmaya devam ediyor. Oldukça tank. Mikau'yu düşürmeyi başardılar. Arka tarafta Revolta canını zor kurtardı. Jockster da kalkını aktifleştiremeden düştü. Ve Hard Random bir takım savaşını daha kazanmayı başardı. Alt koridor ikilisine düşürerek bir sonraki hedefleri sanıyorum ki inhibitor olacak. Revolta'da bulmuşken Ejder'i alayım. Ejder'i almak istiyor. İnhibitor gidiyor Ejder alırken o. Ve burada inhibitöre vurmaya devam edecekler. Kuleye vurmaya devam edecekler. Yang zaten vücut darbesini kaçırınca inhibitörü de 25. dakikada rahatlıkla açmaya başardı. Hard Random ekibi. İnhibitörü açamadılar. Kuleyi aldılar. Evet. İnhibitöre giden yolu açtılar diyebiliriz belki. Yolu açtılar. Aradaki altın farkında 6500'e kadar çıkarmış durumdalar. Orta koridorda en azından o ilk kuleyi, hala alamadıkları ilk kuleyi almak istiyor. Galiba alacaklar artık. Çok INTZ ekibi. Evet, çok kolay olacaklar ve geldi o kule. En azından altın farkını da çok az azaltır. Gerçi 5000 küsür altın fark var hala Hard Random lane'e. Ve yani çok böyle ekstra bir şey de gerçekleşmedi. INTZ yok. Yaptı böyle hani ufak tefek hatalar ya da avantaj kendi ellerindeyken bunu kullanamamaları sonlarını getiriyor. Geçtiğimiz maçta da bunu gördük. Bu maçta da iyi durumdayken 1-2 hani bölük pörçük takım savaşında harita etrafındaki hamlelerle Hard Random yine üstünlüğü ele geçirmeyi başardı. Kira'ya mavi güçlendirmeyi de rahatlıkla teslim edecekler. Ve bir sonraki hedefleri kimsenin koruyamayacağı, daha doğrusu altına sığınacakları bir kule olmayan orta koridor inhibitörü olabilir. Şu anda 6-2 kuleler. Hard Random bütün dış kuleleri aldı. Pardon, alt koridor dışında bütün dış kuleleri aldı. İnhibitör kulelerinden de birini aldı. INTZ sadece ve sadece 2 kule alabilmiş durumda. Bir tanesi de biraz evvel zaten zar zor almayı başardılar orta koridorda. Tockers ayrı ittirme yapıyor ama bunu ışınlansız yapıyor. Bu metada bunu yapmak çok mümkün olmuyor. Alt koridordan bedavaya bir kule aldığını görebiliriz Hard Random ekibinin. Son kalan dış kule bu. Oo, orada Koza Minyon'a, tek başına duran Minyon'a isabet etti. Smurf şöyle bir içeriği yokladı. Acaba birini yakınsayabilir miyim diye ama o paralel yakınsamanın içinde kimse yoktu. Tockers bu arada içeri girdiği gibi Koza yakalandı ve eritmeyi başaracaklar derken Jockster kurtardı onu. Takım arkadaşını aradan çıkarmayı başarıyor. Revolta'nın başı dertte. Kira içeri girdi ve Revolta ultisinin dışında ölmek durumunda kaldı. Mikau şimdi Jockster'ı kurtarmaya çalışıyor derken Jockster rakiplerinin arasına girdi. Burada onu da düşündüğünü görebiliriz ama ondan vazgeçip direkt kuleye odaklanmak istiyorlar. Hard Random ekibi Jockster'a vurmaya devam edecekler. Sıçra kullanmak durumunda kaldı Tahm Kench. Ve böylelikle bir tane skor alıp oradan dışarı çıkacak. Hard Random ekibi sanki birazcık daha zorlayabilirlerdi o kuleyi. Zorlayabilirlerdi ama onlar daha ölçülü oynamayı tercih ediyorlar. Şu ana kadar istediklerini aldılar. Zaten bir tane skor aldılar Revolta'ya karşı. Daha fazla bir savaşta bir zor bir durumda kalmak istemediler çok haklı bir şekilde. Ve sonuçta istediklerini aldılar Revolta'ya. Evet. Kira bu arada Anivia E'den sonra W fullemiş. Yani Q'yu olabildiğince az bırakmış. 2 seviye var şu anda Anivia'nın Q'sunda. Bakalım olabildiğince işlevsel oynamak, davranmak istiyor. Ve 28. 29. dakikadayız. Altın farkı 6000-7000 civarına kadar neredeyse çıkmış durumda. Şu anda 6500 altın farkı ve daha önemlisi, yani altın farkı tabii ki önemli ama daha önemlisi oyunun kontrolü tamamen Hard Random'da gibi. Yani INTZ sadece seyrediyor şu ana kadar. Rakip ne yapıyor, ona nasıl kalıyor? Yalnız kalacak? Çok güzel bir duvar geldi orada. İşte Kira. Bütün koridoru neredeyse kapatan buzdan sütunla birleşince zaten tüm koridoru kapıyorlar diyebiliriz. Yang içeride kaldı. Güzel bir buzdan sütun. Jockster ham yapmak durumunda kalıyor takım arkadaşının. Diğer tarafta da ayrı kittirme yapan Smurf var. Buzdan sütun, buzdan duvarı kuleyle birleştirip geçilmez bir alan, evet. Ya bütün koridoru kapatıyorlar. Ne buzmuş kardeşim. Yani ultiyle beraber zaten ulti bir tarafa, duvar bir tarafa, Jockster yakalanmaktan sıkılmadı adeta. Şeyden, Likriti'nin elinden alacağız derken Tahm Kench'i hiç oynayamadığı bir şampiyon eline gelmiş durumda galiba. O Tockers bu arada ters pozisyonda kaldı. Koza'ya da yakalanınca çok güzel bir şekilde Miracle onu düşürmeyi başardı arka tarafta. Revolta da ters pozisyonda kaldı. Onu da almayı başaracaklar. Mikau tek başına mücadele etmeye çalışıyor ama Kira'yı bile düşüremedi. Sadece yumurtayı tetikleyebildi. Orada Anivia odaklandığı için ve Exterminio geliyor Hard Random ekibinden. 30. dakikada inhibitörü de açıp maçı sonuçlandırmayı başaracaklar. Exterminio'dan sonra Meksika'da ne görüyoruz genelde? Victoria. Evet. Bakalım burada ikinci galibiyete çok yakın şu anda Hard Random ekibi. Jockster bir kere daha mı ölecek yoksa? Evet, güzel bir duvar geldi yalnız. Bir de buzdan sütun ama onu kovalamayı pek istemiyorlar. Bir de sersemlettiler ama Nexus Jockster'dan önce öldü. Kira yalnız süper. Bir taraftan kuleye vuruyor, bir taraftan kitle kontrol uyguluyor şeye. Tahm Kench'e sonunda bayağı eğlendi. Hard Random ikinci defa tıkır tıkır oynadığı bir oyunu kazandı. Çok iyi oynadı mı Hard Random? Yani Hard Random'da kim çok iyi oynadı diyebilirsin. Kira çok doğru oynadı ama o zaten imza şampiyonu olduğu için Anivia'ya ne kadar hakim olduğunu biliyoruz. Miracle çok ekstra bir şey yaptı mı? Yani çok da... Liquid iyi oynadı Trundle'la ama zaten Liquid çok özel bir oyuncu. Yani evet. Hard Random'ın yıldız diyebileceğimiz tek oyuncusu. Şöyle bir şey var. INTZ hiçbir şekilde bir şey yapamıyor. Sürekli yanıt vermeye çalışıyorlar yaptıkları şeylere Hard Random'ın. Hep reaksiyon pozisyondalar. Yani proaktif değil, reaktif pozisyondalar. Ve açıkçası psikolojik olarak ben hiç durumda olduklarını düşünmüyorum. Özellikle Mikau'nun tamamen dağılmış olduğunu söyleyebiliriz bence. Yani bizim aslında ligimizde hani mevsimin ortalarında da özellikle bahsediyorduk. Böyle çilekler ekibi 30. 35. dakikadan sonra şalterler iniyor, ne yapacağını şaşırıyor diyorduk. Şimdi izliyorum hani INTZ ekibini. Birazcık onlarda o şalter 15-20. dakikada çöküyormuş gibi gözüküyor. Hayır, daha önemlisi şalterin inmesinden çok INTZ ne yapmaya çalışıyor? Ben Scarlett, sen de profesyonel bir oyuncuydun ve şimdi yorumculuk yapıyorsun. Gayet League of Legends hangisi? INTZ ne yapmaya çalışıyor? Bilmiyoruz. Gerçekten böyle bir tek şeyi biliyoruz, yani biz sayıyoruz ya işte Kindred'ın kanlı zıpkın yüklerini doldurmaya çalışıyor. Yani bu biraz hani solo queue maçını andırıyor. Hani direkt olarak zıpkın kullanan bir ormancının ormandan çıkmaması, direkt olarak hani koridorları es geçip orman yaratıklarını biçmeye yönlenmesine andırıyor ama hani League of Legends, profesyonel League of Legends'ı da bir yarı final mücadelesinde 5 maçlık bir serideyken aktif davranmanız, rakibi ters köşeye yatırmanız gerekiyorken böyle bir oyun tarzı sergileyemezsiniz. En azından bir planınız olmalı. O plan, yani şunu yapmaya çalışıyorlar, şurada daha aktifler, şuraya daha baskı yapıyorlar desek uygulayamıyorlar deriz. Öyle bir şey yok ki. Çok hani ilginç. En büyük zayıflıklarından bir tanesi de hani ormancınız 2'dir zıpkın yapıyor ama ejder kontrolünde zaten zayıf kalıyorsunuz. Bunun üzerine belki bir oyun düşünebilir INTZ ekibi ama bakalım böylelikle serinin ikinci maçını sonlandırdık. Yavaş yavaş üçüncü maça geçeceğiz ama öncesinde kısa bir ara veriyoruz ve sonrasında üçüncü maçla tekrardan karşınızda olacağız.